Yani işte Michigan'da bir şeyler olabilir. Michigan şu an Müslümanların bir kısmı biz ikisine de oy vermeyeceğiz diyorlar. İçlerindeki bir kızgın kesim. Nasıl ya, Gazze'deki ya da İsrail'de bunları değişmeyecek diyor diye. Hatta şunu belki dinleyiciler için söylemekte yarar var. Buyurun. Amerika'da adayları kazanmasını sağlayan en önemli şey topladıkları bağışlar, yaklaşık bunlar 1 milyar dolar her bir Evet. aday için. Ve bu konuda da iki tarafa da insanlar ciddi bir şekilde bağışlarda bulunuyorlar. Ama Amerika'da parayı kontrol eden gruplar ve bunlar seçimleri de yönetiyor. Biliyorsunuz Şimdi paraların evet, da burası önemli. dünyadaki Seçimlerin parayı. güvenliğini de etkiliyor değil mi bu Sayın Güzel? Çünkü seçilecek olan başkan 4 yıl boyunca görev yapacak. İnce bir çizgi Evet. var. Ve seçimin de kızıştığı da bir ortamda güvenlik ve seçimin dinamiği konusunda neler söylersiniz? Bunu da sormak isteriz. Demek ki hemen bitirmek istiyorum yani, Buyurun. çünkü daha çok parayı kim çok iki tarafa da, yani belli parayı kontrol eden insanlar iki tarafa da ciddi bir şekilde yardım ediyor hangisi kazanırsa diye. Bu anlamda Müslümanların ya da başka halkın çoğunun yapacağı bir şey yok, çünkü parayla yayın yapıyor, insanlar giriyor. Seçim güvenliğine gelince Buyurun. şimdi mesela Trump şu an başladı, olur da kaybederse diye işte demokratlar seçime hile karıştırdılar diye yeniden daha büyük bir eylemler yapmaya hazırlanıyor. Ve bazı insanlar seçime gitmekten bile çekiniyor, Trump'ın korkularından dolayı ya da tehditlerinden dolayı. Maalesef Türkiye'deki bizim eminim ki izleyicilerimiz çok farkında değiller, ama Amerika'da bu tür şeyler de oluyor. Trump'la birlikte artık bir savaş var. Yani sistem şu an çalkalanıyor desem hiç abartı değil. Ben 37 senedir burada yaşıyorum. Yaklaşık 20 senedir politikanın içindeyim, hem de üst düzeylerde. Ama şu gidişat farklı bir gidişata doğru gidiyor. Dolayısıyla benim söyleyeceğim, dünyadaki halkların, işte Müslümanların ya da bir şekilde dünyadaki savaştan, terörden etkilenen kitlelerin artık farklı bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Ve şu an bu azınlıkların artık oy verme süreçlerine katkıları gittikçe artmaya başladı. Evet. Bazen soruyorlar hangi aday gelirse Türkiye için daha iyi olacak. Onu da hızlıca söyleyeyim yani. Fark Evet. etmeyecek büyük ölçüde. Ve hatta Türkiye gibi bir ülkenin dış politikasının ya güveninin hangi adayına bağlaması bile aslında bence bizde afiyet, yani oralardan çıkmak lazım. Türkiye'nin yeterince gücü var, insanımız var. Bunlar yeterince değerlendirilen, Türkiye en azından dış politika konusunda bir araya geldiği zaman o esas arayacağı güvence bence oradan gelmeli. Kesinlikle Türkiye dışa bağımlı bir ülke olmadığı için böyle tereddütlerimiz çok şükür yok. Şimdi tüm dünya tabii ki yakından takip ediyor. Bizler de merak ediyoruz, gözümüz kulağımız Amerikan seçimlerinde iki aday arasındaki farklar. Şimdi iki büyük partinin adayları aralarındaki farklar ve bu farkların hangi adayın seçilmesiyle birlikte Amerika'nın geleceğine olan etkileri yine kafalardaki soru. Nasıl bir kamuoyu yoklaması var Sayın Güzel? Şu an başa baş gidiyor. Gerçekten çok başa baş gidiyor. Arada 0,5'lik bir fark var gibi. Dolayısıyla sonucu hani şey etmek, çünkü bir de şöyle bir şey daha oldu. Buyurun. Yaklaşık burada seçimler 10 gün önce falan başladı, erken Evet. seçimler. Sana gidip şey yapabiliyor. O zamanki atmosfer başkaydı. Şu anki atmosfer başka. Yani şu anki yeni olacak değişimler de eskisi kadar çok etkilenmeyebilir yapılan şeylerden dolayı. Buradaki seçim sistemi böyle bir azizliği var. Henüz onu değiştiremediler yani. Ama bir şekilde ben Amerika gittikçe esas daha güzel olan bir şey, daha demokratiye doğru gidiyor diyebilirim ben. Onu diyeceksin ki demokrasinin peşindesiniz. Hem de burada ciddi politikanın içindeyim. Evet, doğru, ama Evet. buradaki sistem hala 200 yıl önce kurulan sistem, bu seçim sistemi. Onu değiştirmek istiyorlar ama değiştiremiyorlar. Öyle olduğu için de çok azınlık bir grup alabiliyor ya da daha çok da bağışı yapan insanlar, basını kontrol ederekten insanları önüne getirebiliyorlar. Buranın da eksikleri var, ama bir şekilde Amerika'da ciddi olarak da ideolojik bir çalkantıların olduğu bir yer. Yani artık kendini oturtmaya çalışıyor. Şimdiye kadar giden dış politikası hiç değişmeyen bir Amerika'dan artık söz etmek mümkün değil. Amerika'da canlı ve en azından şeyler, neticede kararı halk yine verecek burada. Belki bu seçimde veremeyecek ama gittikçe güç kazanıyor. Bunlar hep iyi haberler Amerika'nın demokrasi Peki. açısından. Şimdi söz halka gelmişken son sorum da şu olsun. Hem bulunduğunuz eyalet özelinde hem de genel olarak Amerika'nın genelinde nasıl bir atmosfer var? Artık seçim arifesindeyiz. Tabii bu işin kulisini de elbette siz biliyorsunuz. Neler söylersiniz bu noktada? Çok dinamik right now, yani inanılmaz derecede tek tek arıyorlar, telefonla arıyorlar. Yani bu kadar böyle bir seçim çalışması yapılmamıştı.
Bütün mesele insanları şeye götürmek, sandığa götürmek. Bunun Evet. için inanılmaz, ben hayatta görmediğim şeyleri görüyorum şu an. Onlar Neler o işi görüyorsunuz arıyorlar. Sayın Güzel, merak ettik. Mesela telefonla arıyorlar, e-mail atıyorlar. Ondan sonra kapı kapı çalıyorlar. Yani bir oy için bilene geziyorlar. Mesela şu an hem Trump hem de Kamala Harris Pensilvanya'da çok birbirlerine yarım saat uzaklıktaki yerlere gidiyorlar. Son bir rut şeyler için. Bu yani kral kral şey gidiyor çünkü burayı Pensilvanya'yı belirleyecek olan delegeler neticede başkanlık seçiminde de önemli şekilde belirlemiş olacak. Yani bu neticede çok az bir %0,5 oya bakıyor. Bu anlamda akıllarına gelen ne kadar şey varsa, yaratıcı şey varsa onları bulup halkı sandığa çekmeye çalışıyorlar. Neticede yine güç halkın elinde ama sistemin dediğim gibi herkesin iradesinin yansımaması sandığa. Bunlar da zamanla düzelecek şeyler diye düşünüyorum ama bir gün onlar da değişecek. Peki, o zaman iyi olan kazansın diyelim bizler de. Analist Murat Güzel. Evet, belki de şey demek daha doğru. Buyurun. İnsanlık için iyi olan desek daha iyi. İnşallah. Evet, kesinlikle. Çok çok teşekkürler Sayın Güzel Ben teşekkür katkılarınız ederim. için. Kolaylıklar diliyoruz Estağfurullah. efendim sizlere de. Sağ olun. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.